Hadi şimdi gelin 1918 yılının Ocak ayına gidelim. Önce Birinci Dünya Savaşında neler oldu bir hatırlayalım. 1917'nin Nisan ayında Amerika Almanya'ya savaşı ilan etti. Verilen sebepse yani gösterilen söylenen sebepse Almanların denizaltı saldırılarıydı. Ayrıca Rusya İmparatorluğu çöktü. Devrimle Çarlık yıkıldı. 1917 Şubat-Mart ayları gibi ve Ekim ayında ise Bolşevikler darbeyle tüm yetkiyi ellerine geçirdiler. Bolşevikler yönetimi ellerine geçirdiklerinde Almanya ile savaşa devam etmek niyetinde değillerdi. O yüzden de bir ateşkes ilan edildi. Ruslar aynı zamanda ateşkes için itilaf devletleriyle de görüşme içindeydi. Yani Brest-Litovsk Ateşkes Antlaşması için. Bunlardan da öte, ittifak devletleri artık Rusya ile uğraşmak zorunda kalmadıkları için Özellikle Almanya buradaki askeri kuvvetlerini batıya yönlendirmek istiyordu ve bunu henüz Amerika savaşta büyük rol oynamaya başlamadan önce yapma niyetindeydi. Bunu şöyle bir not alalım. Batı cephesinde silahlanma yarışı. Batı cephesinde yarış. Almanya Amerika Batı Cephesini sağlamlaştırmadan önce bu cepheye ordusunu getirip Fransa'yı saf dışı bırakabilecek miydi acaba? Yani Almanya'nın doğudan gelen ordusuna karşı Amerika'nın yeni darbe almamış ordusu. Almanya'ya karşı Amerika'nın yeni ordusu. Aslında kimse ne olacağını tam olarak bilmiyordu. Bazıları Almanya'nın bu hareketinin başarılı olacağını düşünürken başka insanlar da Amerika'nın savaşa yeni bir orduyla geldiğini ve bunun yanında daha donanımlı olduğunu yani Amerika'nın daha şanslı olduğunu düşünüyorlardı. Amerika, itilaf devletleri için taze bir kan olmuştu. Amerikan Başkanı Woodrow Wilson'ın Ocak 1918'de Birleşik Oturum'daki konuşmasına kadar olanlardan böylece bahsetmiş olduk. Aşağıdaki konuşmasından sadece bir parçanın özeti. Size hepsini okumayacağım. Birçok konudan bahsetmiş bu konuşmada Wilson ama özellikle Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri üzerinde durmuş. Ancak konuşmasının sonunda sıraladığı 14 ilke bu konuşmayı özel kılan unsurdur. Bu konuşma Almanya ile yapılan ancak ironik olarak Amerika'nın onaylamadığı barış antlaşması Versay'da aslında neler olduğunu bize anlatıyor. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Antlaşması'nda Wilson gibi idealistlerle intikam almak isteyenler arasında gerçekleşecek gerilimi de bize önceden gösteriyor bir bakıma. Tamam, hadi bakalım, başlayalım. Bu savaşa girdik çünkü önüne geçilmediği takdirde insanların yaşamasını imkansız kılan insan hakları ihlalleri gerçekleşmiştir. Dolayısıyla bu savaştan kendimiz için bir şey talep etmiyoruz. Gayemiz dünyayı yaşanılası, güvenli bir yer haline getirmektir. İşte bu ifade bu konuşmayı idealist kılıyor. Hatırlayalım. Antlaşmaya katılan ülkelerin birçoğunun amacı yani yenen kazanan ülkelerin amacı genel olarak yenilen ülkelerden fayda sağlamaktı. Kim hangi toprağı alıyor, kim hangi imparatorluğun yıkılışından faydalanıyor? Bu gibi tartışmalar okumaya devam ediyorum. Güç ve bencil saldırganlığın aksine kendi hayatına ve kurumlarına kendi karar veren, dünyadaki diğer insanlar tarafından da adaletin ve eşitliğin garanti altına alındığı, bizim gibi barışsever devletlerin içinde güvenli yaşayabileceği bir dünya istiyoruz. Dünyadaki tüm insanlar bu ortak gayede birleşirler ve biz Adaletin başkalarına sağlanmadığı durumda bize de sağlanmayacağını gördük. Dünya barışının sağlanması için tek bir yol, dolayısıyla da uygulanması gereken tek bir yol vardır. İlke 1. Barış antlaşmaları ve diplomasilerde açıklık, şeffaflık esas olacak. Devletler kendi aralarında gizli anlaşmalar yapmaya son vermelidir. İlke 2. Kara suları dışındaki denizlerde dolaşım Savaşta ve barışta özgür olmalıdır. Uluslararası kararla uluslararası antlaşmalara uyulmasını sağlamak için genel veya bölgesel ablukalar oluşturulabilir. Yani denizaltılar istedikleri gibi dolaşamayacaklar ve açık denizlerle ilgili kararları uluslararası bir komite alacaktı. İlke 3. Ülkelerin gelişmelerini kısıtlayan uluslararası ekonomik engellemeler mümkün olduğunca kaldırılacak. Tüm devletler arasında eşitlik sağlanmalı ve serbest ticarete izin verilmelidir. Zaten bu madde çok açık. İstenilen serbest ticaret. İlke 4. Ülkelerde silahsızlanma çalışmaları başlatılmalıdır. Uluslar iç güvenliği sağlamaya yetecek miktarın dışında silahlanmamalıdır. Silahlanmanın azaltılması yolunda karşılıklı güvenceler verilmelidir. Wilson'ın buradaki amacı gereksiz ordulaşmayı azaltmaktı ve böylece şiddetli bir savaşın tekrar yaşanmasını engellemekti. İlke 5. Dekolonizasyon sağlanmalı ve sömürge topraklarında uluslara kendi kaderlerini belirleme hakkı verilmelidir. Bu çok önemli bir madde. Bu madde haliyle ne İngilizlerin ne de Fransızların hoşuna gitmiş. Çünkü bu madde şunu söylüyor. Bakın bu topraklardaki insanların fikirleri de önemli unutmayın bu tarihlerde imparatorluklar dönemini geride bırakıyor olsak da Avrupa'daki güçler hala bu uluslararası imparatorlukların prestijleri için çok iyi olduğunu düşünüyorlardı. İlke 6. Rusya topraklarındaki yabancı birlikler ayrılmalı ve devletlerin de yardımı ile Rusya'ya kendi gelişimini sağlamak için her türlü imkan verilmelidir. Woodrow Wilson batıda kimin kazanacağını bilmiyordu ama İttifak devletlerinin Brest-Litovsk antlaşmasıyla Rusya'ya baskı uyguladığının farkındaydı. Bu madde aslında iyi niyeti sunuyordu ve istenilen tek şey Rusya'ya kendisi olması için şans verilmesiydi. Daha bu aşamada Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında ileride çıkacak gerginlik henüz yoktu. İlke 7. İşgal edilen Belçika toprakları hemen boşaltılmalı ve Belçika'da savaştan önceki durum yeniden kurulmalıdır. Bu zaten çok açık. Almanlar Belçika'ya girmişlerdi, sonra da Fransa'ya. İngiltere de bu yüzden savaşa dahil olmuştu. Evet, bu maddede kısaca Belçika'dan çıkın diyor yani. İlke 8: İşgal edilen Fransız toprakları boşaltılmalı ve Prusya'nın 1871'de Alsace Lorraine konusunda yaptığı hatalar düzeltilmeli ve böylece barış ve huzur geri kazanılmalıdır. Birkaç kez bahsettiğim gibi Alsace Lorraine bu bölgede yer alıyor. Fransa, Alsace Lorraine'i Frankfurt Barış Antlaşması ile Almanya'ya kaptırmıştı ve bir zamanlar sahip olduğu bu bölgeyi geri almak istiyordu. Hatta savaşa girmesinin en önemli sebeplerinden biri de buydu. İlke 9- İtalya'nın sınırları ulusçuluk prensibine göre yeniden düzenlenmelidir. Yani insanların İtalyanca konuştuğu bölgelere yeniden bir düzen verilmeli diyor bu ülkede de. Geçelim ilke 10'a. İlke 10. Avusturya Macaristan İmparatorluğu halklarına kendi kaderlerini tayin etme hakkı sağlanmalıdır. Bu da önemli bir madde. Burada da özellik söz konusu. Avusturya-Macaristan'dan biliyorsunuz daha önceleri bahsetmiştik. Birçok ulusu bünyesinde bulunduran büyük bir imparatorluktu. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu. Şimdi size haritadan da göstermeye çalışayım. Örneğin burada Çekler, burada Slovaklar, burada Avusturyalılar, burada Macarlar, burada Slovenler, burada Hırvatlar, burada Bosnalılar ve daha birçok farklı bölgede yine halklar var. Ve bu madde bu insanların kararlarını kendilerinin vermesi gerektiğini savunuyor. Bu madde de illa kendi toprakları olsun denmiyor. Sadece karar hakkı onlara bırakılmalı deniyor. İlke 11. Romanya, Sırbistan ve Karadağ toprakları boşaltılmalı ve Sırbistan'a denize açılma imkanı verilmelidir. Balkan devletlerinin sınırları ulusçuluk prensibine göre düzenlenmelidir. Bu madde Yugoslavya'nın oluşumuna zemin hazırlayan madde. Yugoslavya'yı buradaki haritada da rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, nerede kaldık? 12. maddeye geçiyoruz. İlke 12. Osmanlı İmparatorluğu'nun Türk olan kısımlarına egemenlik hakkı tanınmalı fakat Türk olmayan halklara bağımsızlık verilmelidir. Çanakkale Boğazı sürekli olarak bütün milletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ve bu durum milletler arası garanti altına alınmalıdır. Burada aslında yine özellikten bahsediliyor bu maddede. Gördüğünüz gibi Çanakkale tam burada. Tamam tamam az kaldı ilkeler bitmek üzere. Ha gayret. Devam ediyoruz. Kaçıncı ilkeye geldik? 13. İlke 13. Bağımsız bir Polonya kurulmalı ve Baltık Denizi'ne açılmalıdır. Woodrow Wilson'ın bahsettiği Polonya harita üzerinde bakacak olursak işte tam da burada. Evet, sonuncu ilkeye geldik. İlke 14. Büyük ve küçük bütün devletlere siyasi bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini karşılıklı olarak garanti altına alma imkanını sağlamak amacıyla uluslararası bir örgüt kurulmalıdır. Bu maddeyle birlikte Milletler Cemiyeti ortaya çıktı. Bu oldukça önemli bir fikirdir ve o zamanlar için çok önemli, çok umut bağlanan bir projedir aslında Milletler Cemiyeti. Yani Birinci Dünya Savaşı gibi bir başka Dünya Savaşı'nın olmaması için uluslararası bir kurumun gerekliliğine inanılmış ve böyle bir kurum kurulmuştur. Bu madde sürekli birbiriyle savaşan Avrupa'ya neden birlikte hareket etmiyoruz ki Gelin bir kulüp kuralım ve sorunlarımızı orada çözelim. Ve Birinci Dünya Savaşı gibi başka bir savaşa da neden olmayalım demiştir aslında. Baktığınızda bu çok idealist bir düşünce. Yani aslında ülkeler bir uluslararası kuruluş kurarsa savaş olmadan sorunlarını çözebilecekmiş inancına dayanarak kuruluyor. Bu madde Versay Antlaşması esnasında şekillendi. Her ne kadar Fikir Woodrow Wilson'dan çıkmış olsa da Versay'da çıkan kararlar e, Amerika tarafından daha sonra onaylanmamıştı. Yani Amerika Milletler Cemiyetine girmemişti ve Milletler Cemiyeti 2. Dünya Savaşı'nın da yaşanmasına engel olamamıştır maalesef. Bazıları hatta e, Milletler Cemiyetinin bu başarısızlığının en önemli nedenlerinden biri olarak da Amerika'nın bu cemiyete katılmamasını gösterir. Woodrow Wilson'ın bu idealist düşünceleri 20. yüzyılda Amerika'nın idealist dış politikasının temellerini atmıştır. Ve bu düşünceleri sayesinde birkaç yıl sonra Woodrow Wilson Nobel Barış Ödülü'nü kazanmıştır. Burada gördüğünüz Nobel Barış Ödülü'nün iki taraflı görüntüsü. Tabii bütün devletler bu kadar idealist görüş içinde değildi. Her ne kadar Amerika'nın da bu savaşta kayıpları olmuş olsa da Fransa gibi bir ülke örneğin çok fazla can kaybı verdiğinden öfkeli ve intikam peşindeydi. O yüzden dönemin Fransa Başbakanı Georges Clemenceau bu 14 ilkeden pek de fazla emin değildi. 14 ilke üzerine söylediği bir söz var burada onun da bitirelim. Clemenceau diyor ki Bay Wilson'ın bu 14 ilkesi çok canımı sıktı. Hem neden 14? Tanrı'nın bile 10 emri var.